Arkadaşlar günaydın. Bugün 1 Mayıs 2017. Beagle'ımızı 300 bakımına götürüyoruz. Sabah 9'a 5 var, saat 8.55 civarı şu anda. Bakalım, bir saat kadar bir yolumuz var. Beylikdüzü'nden Seyrantepe'ye geçeceğiz. Bakalım. Yola çıkmaya hazırız. Hadi gidelim. Arkadaşlar merhaba. İlk molamızı verdik. Şu an Topkapı'dayım. Topkapı Shell'in, hatta Topkapı Honda Cem'in önündeyim. Normalde ilk molamı, ya zaten bir tane mola verecektim. Bakırköy'de vermeyi planlıyordum. Bana kapalıydı. O yüzden ilk molamı burada verdim. Yaklaşık yarım saat 45 dakikada buraya geldim Beylikdüzü'nden. Yorucuydu. Süspansiyon çok sert. Bu sefer bunu anladım. Gerçekten yoruyor insanı. En ufak bir çukurda vesaire. Canını sıkıyor insanın. Konforu azaltıyor. Bir de şu hız kesicisi meselesi vardı. Normalde rodaj bittikten sonra 1000. kilometreden sonra onu sıkmayı düşündüm. Fakat zaman zaman İstanbul trafiğinde, özellikle E5 tarzı yoğun yerlere çıkıldığı zaman 50'de takılması zorluyor. Bu sebepten dolayı onu da şimdi bakımda onu da söktüreceğim. Bir 5 dakika mola verip yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Kahvaltı yaptım ben. O sırada motoru içeri almışlar. Gel. Bakalım. Bakımımız yapıldı. Her şey yoluna. Yağımız değişti. Ama ustamız hız kesiciyi sökemedi. Bilmiyorum dedi. O riske giremem dedi. Bakalım, onu herhalde kendimiz sökeriz. Bay. Bakımımızı yaptık. Brandamızı örttük. Uykuya daldı Beagle'ımız. İlk bakımımızı yaptırdık. Yorucu birkaç saatti. Biraz hava soğudu İstanbul'da. Giderken gelirken rahat gidip geldim gerçi, ama gerçekten 50 cc'lik bir scooter yoruyor. Analizlerle ilgili devam edeceğim birazdan. Görüşmek üzere. Merhaba. 300 bakımından geldik. Şu anda evdeyim. Bakımla alakalı tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Neler yapılıyor, ne oldu, ne bitti, yolculuğum nasıl geçti, bunlarla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bir 45 kilometrelik yol gittik. Yolda da gördüğünüz gibi ara ara videolar çekmeye çalıştım. 45 kilometrede geri geldik. Serviste video çekemedim. Çekecektim aslında, planlarım arasında. Fakat bu 50 kilometreye geldiğinde hız kesiliyor. Bunu bir kabloyu söküp hız sınırlayıcısını açıp motosikletin 60-65 kilometre yapabilmesini sağlıyoruz. Servise gittiğimde bakım esnasında bu kablonun da sökülmesini rica ettim. Servisteki usta bunu sökemeyeceğini, motorun rodajının bitmediğini bahane göstererek sökemeyeceğini vesaire söyledi. Ben de tüm sorumluluğun bende olduğunu, ben bunun bilincinde ve farkında olarak sökülmesi istediğimi belirttim. Sorun dedi, yapamam, edemem vesaire. Başkaları da böyle yaptırıyor, söktürüyor. Daha sonra sizin yüzünüzden oldu vesaire gibi bir bahane üretti. Ben de birazcık kızdım kendisine. Daha sonra kızdığımı fark edince dedi, internetten bakın dedi, kablo neredeymiş dedi, ben bilmiyorum dedi yerini, sökelim dedi. Orada anladım ki rodajın vesairenin bir önemi yok. Adam yerini bilmiyor. Yerini bilmediği için de ustalığına laf söylenmemesi adına bunu sökmek istemediğini anladım. Bilmiyorum. Biraz kızdım orada. O esnada kayıt yapamadım. Yapmadım. Yani daha sonra söktürmedim. Sökmeyin dedim. Ben kendim bunu hallederim dedim. Daha sonradan da buraya geldiğimde kendim onu söktüm.
Onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Onu da belirteyim. İlk bakımda neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor, ondan bahsedeyim. Neler yapılması gerekiyor? Öncelikle fabrikanın koyduğu standart bir yağ var. Biraz daha sıvı kıvamda. Bu yağ değişiyor. Daha sonra motosikletin önemli noktalarındaki vida ve civataların kontrolünün, yani gevşekliğinin kontrolü yapılıyor. Bu yani ilk 300 bakımı bu. Bunun haricinde bir şeye bakılmıyor. Aslında bir frenlere vesaire, yine motorun bir gidişine bakılması gerektiğini düşünmekteyim. Ama bunların hiçbiri yapılmadı. Ben sadece yağ değişti ve dışarı alındı motor, geldim. Herhangi bir bakım yapıldığına dair bana bir belge, kayıt, kuyut hiçbir şey tutulmadı. Bunu da ayrıca belirteyim. Motosikletle beraber verilen kitapça bunun işlenmesi gerekiyormuş. Bunu daha sonradan öğrendim. Bir şekilde bunlarla irtibat kurup bakım yaptırdığım yerle bunun yapılmasını sağlayacağım. Daha sonraki bakımlarımda da farklı bir ustaya gideceğim. İnternet üzerinde Daily Prout platformu adlı bir oluşum var. Oradaki arkadaşların şiddetle tavsiye ettiği bir usta var. Ona gitmeyi düşünüyorum bundan sonra. Ben motorumu seviyorum ve bakmayı da seviyorum. Karşı tarafından aynı hassasiyeti göstermesini bekliyorum. Sonuçta karşılığını bir para, bir bedel ödüyoruz. Bu şekilde. Giderken 45 km, gelirken 45 km geldim. Bugün resmi tatil olmasından dolayı yollar biraz daha sakindi. Ama buna rağmen 50 km kesicisi olması zaman zaman beni zorladı. Bazı yerlerde anlık da olsa 50 km geçmek icap edebiliyor. Anlık bir şeyler yapmamız gerekebiliyor, hızla alakalı sağa sola geçmemiz gerekebiliyor. Bu zaman zaman zorladı beni. Onun haricinde süspansiyonun biraz da önceden bana iyi geliyordu. Süspansiyon yumuşak gibi geliyordu. Fakat fikrim değişti. Biraz sert gelmeye başladı. Beni uzun yolda birazcık rahatsız etti. Çok nasıl diyeyim, sekiyordu. Rahatsız ediyordu beni. Ufak tefek çukurlara girdiğimde çok sarsılıyordum. Bu biraz yordu beni. Ama onun haricinde keyifli bir yolculuktu diyebilirim. Yani bir saat kadar bir sürede Beylikdüzü'nden Seyran Tepe'ye gittim. Bakımdan sonra da yine aynı sürelerde geldim. Bir mola vererek. Bu şekilde yolculuğumuzu bitirdik. Ayrıca yakıtı da test etme. Yani yakıt azaldığında alıyordum. Pek bakmıyorum. Gerçi bir program eşliğinde ne zaman yakıt aldığımı, ne kadar tükettiğimi kontrol ediyorum. Son baktığıma göre 100 km'de 2,2 km, şey, çok özür dilerim, 2,2 litre kadar yakıt tüketmekti. Yani 100 km 11 TL, 2 litre hemen hemen, 11 küsür, 11 küsürdü, küsuratı vardı. Güzel, yani güzel yakıyor. En son 15 TL'lik bir benzin almıştım. 132 km gitti. Gayet iyi. Gayet iyi. Yakıtı düşmeye başladı. Ayrıca yağ değiştikten sonra dönerken bunu fark ettim. Motorda bir rahatlama, bir gidişinde düzelme olduğunu belirtebilirim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Bu şekilde belirtebilirim. Bu arada hız kesiciyi söktük. Onunla ilgili ve bir CDI siparişi verdik. Yani beyin denilebilir ona. Araçlarda olan eko gibi bir beyin var. 65 km'de geçmiyor şu an skuterımız. Bunu taktığımızda 80 km'leri görmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir siparişimiz oldu. Onu takacağım. İlerleyen videolarda ona da yer vereceğim. Yıkama ile alakalı bir video projem var. Detaylı temizlikle alakalı bir video projem var. Şu an telefonla kayıtlarıma devam ediyorum. Bir video kamera siparişimiz oldu. O geldikten sonra videolarımız daha güzel bir şekilde olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.